Subaru Forester 2 litre turbo benzinli otomobille dolaşıyoruz. Tabii ki tüm Subaru'larda olduğu gibi otomobil boxer motora sahip ve ayrıca simetrik 4 çeker. Bugün ben sizlerle Subaru'nun detay özelliklerini değil, Subaru'nun genelde güvenliği konusunda konuşmak istiyorum. Güvenlik dediğimiz tabii çok geniş bir konu ama 4 ana başlık altında toplarsak temel güvenlik, aktif güvenlik, önleyici güvenlik ve pasif güvenlik olarak ifade edebiliriz. Bugün temel güvenlik üzerinde konuşalım çünkü biraz önce söyledik boxer motor ve simetrik 4 çeker sistemi. Temel güvenlikte her şeyden önce şunu söylemek istiyorum, şunu kastediyorum. Temel güvenlik otomobilde herhangi güvenlikle ilgili bir elektronik sürücüye destek olan yardım sistemi olmadanki hali. Yani otomobilin baz olarak, yapısal özellikleri olarak, karakteristik özellikleri olarak çok iyi yol tutması ve sürücüye fazla iş bırakmaması, ona güven vermesi konusunda konuşmak istiyorum. Başta söylediğimiz gibi tüm Subaru'lar boxer motora sahip ve baktığımızda boxer motoru 55 senedir Subaru'nun kullandığını görüyoruz inatla. Onun dışında 45 senedir simetrik 4 çeker sistemleri kullandığını görüyoruz. Bence benim değerlendirmem bu sistemlerde ısrar etmesinin nedeni de biraz önce sizlerle konuşacağımızı söylediğimiz temel güvenlik konusu. Şimdi şöyle söyleyeyim, boxer motorun temel güvenliğe ne tip bir katkısı olabilir? Çok önemli katkıları var. Uzatmadan ifade etmek istiyorum. Bir kere boxer motor tasarım olarak silindirlerin karşı karşıya çalıştığı bir motor ve yatay bir motor. Yani sıralı bir motor, şöyle göstereyim. Dikine şekli varken, dikine bir tasarım varken boxer motorun yatay bir tasarım var. Bu niye önemli? Otomobilin ağırlık merkezini, toplamda otomobilin ağırlık merkezini, çünkü motor otomobilin gövdeden sonra en önemli ağır parçalarından bir tanesi. Onun otomobilde yatay olarak durması otomobilin toplam ağırlık merkezini aşağıya indiriyor. Tabii ki ağırlık merkezi aşağıya indiğinde de aynı Hacı Yatmaz örneğini verebiliriz. Otomobilin dengesinde, stabilitesinde çok büyük bir avantaj sağlıyor. Onun dışında şöyle bir örnek de verebiliriz. Mesela bir tane bavul düşünün, 100 kilo ağırlığında olsun. Onu dikine koyun, sonra da ittirin, devirebilirsiniz. Ama bavulu yatay koyduğunuzda devirmeniz mümkün değildir. Yani genel prensip olarak otomobilin ağırlık merkezini çok alçalttığı için otomobilde denge açısından, özellikle dinamik şartlarda bu büyük bir avantaj. Temel güvenlik açısından tabii mutlaka burada vurgulamamız gereken çok çok önemli bir konu daha var. O da Subaru otomobillerindeki simetrik 4 çeker sistemi. Esas da simetrik diyoruz, bir de buna sürekliyi eklemek mutlaka lazım. Çünkü sürekli 4 çeker sisteme sahip. Şimdi bu sistem çok çok özel ve karakteristik bir sistem. Burada da esas da boxer motorun bu sistemin mühendisliğinde çok büyük katkısı var. Şöyle söyleyeyim, boxer motorda biraz önce söylediğimiz gibi silindirler karşılıklı çalıştığı için bir boy avantajı var. Yani sıralı bir motorda silindirleri arka arkaya dizmek zorundasınız ve boya öyle ulaşıyorsunuz. Ama boxer motorda mesela bu otomobil 4 silindirli, silindirler karşılıklı olduğu için boydan kısalma söz konusu. İşte böyle tasarım olarak daha kompakt, özellikle de boyu daha kısa olabildiği için şu ön tekerlerin arasında bir hayali eksen düşünün. O eksenin ön tarafında kalabiliyor boxer motor uygulamaları. Dolayısıyla vites kutusu teker ekseninin önünde başladığı için ön tekerlere akslarla güç çıkabiliyorsunuz. Yani simetriyi bozmadan ön tekerlere vites kutusundan direkt torku ve gücü aktaran akslar çıkabiliyor. Devam edelim. Vites kutusu burada bitiyor. Devam edelim. Arkaya doğru uzanan şaft, akabinde bir diferansiyel ve diferansiyelden bu sefer arka tekerlere güç ve tork çıkışını taşıyan aksların olduğunu görüyoruz. Şimdi burada çok önemli bir konu şu. Bu otomobili tam ortadan, eksenden bölsek, boxer motor tarafına bakalım, tamamen simetrik, sağ solu aynı boyutta ve aynı ağırlıkta. Hemen arkasından vites kutusunu böldüğümüzde yine sağ tarafı ve sol tarafı akslarla beraber birebir aynı boyutta ve aynı ağırlıkta. Arkaya kadar gittiğinizde bunu şaft ve diferansiyel içinde ve arka akslar içinde söylemek mümkün. İşte bu yapısal olarak size ifade etmeye çalıştığımız çok karakteristik özellikler, simetrik, sürekli 4 çeker sistemi otomobilin müthiş yol tutmasını sağlıyor. Temel güvenlikle de çok önemli alakası var. Çünkü bu şekilde yol tutan bir otomobilde sürücü kendini rahat hissediyor, çok daha doğru kararlar verebiliyor. Şöyle söyleyeyim, sadece asla yanlış anlaşılmasın, karda, yağmurda, kaygan zeminleri kastetmiyorum. İnanın bana,
Asfaltta da sürekli simetrik dört çeker. Güvenlik açısından özellikle fevkalade önemli. Subaru Forester'da temel güvenliği değerlendirirken iki tane çok önemli nokta belirttik. Bunlardan bir tanesi otomobilin ağırlık merkezinin yere yakın olması, bir diğeri de simetrik sürekli dört çeker sistemi. Tabii bunların ikisinde de boxer motorun çok büyük payı olduğunu söyledik. Boxer motorunun yine çok büyük payının olduğu bir konu daha var. Baktığımızda boxer motorun ergonomik tasarıma da çok büyük katkısının olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ergonomik tasarım derken Forester SUV tipinde tasarlanmış bir otomobil. Dik oturma pozisyonuna, yüksek oturma pozisyonuna sahip bir otomobil. Ancak görüş açılarına baktığımızda çok ferah olduğunu görüyoruz. Yukarıdan aşağıdan yanlara çok ferah olduğunu görüyoruz. Düşündüğümüzde, bunu incelediğimizde çok önemli bir sebep çıkıyor altından. O da yine otomobilin yapısal özellikleri. Subaru'larda, esas da bu tüm Subaru'lar için söylenebilir, ön kaput daha aşağıda. Bunun nedenini biliyor musunuz? Yine boxer motor. Çünkü tasarımcılar boxer motor yatay olduğu için kaput bölmesini çok daha aşağıda tasarlayabiliyorlar. Bu da neye neden oluyor? Oturduğunuz zaman görüş açısının çok ferah olmasına neden oluyor. Ayrıca gösterge tablolarının açısının göze çok uygun bir hale gelmesine neden oluyor. Zaten Subaru'larda bu adeta standartize edilmiştir diyebiliriz. Ortadaki gösterge grubu, önünüzdeki gösterge grubu biraz önce bahsettiğim açılardan dolayı çok son derece rahat, güvenliği hiç etkilemeden görülebilecek şekilde. Dolayısıyla bu söylediğimiz özelliklerde oluşturulmuş ergonomik tasarımın da otomobilin temel güvenliğine çok büyük bir katkısı var. Subaru Forester'da çok çok önemli bir konuyu, temel güvenliği konuşuyoruz. Yani sürücüye herhangi bir elektronik destek sistemi olmadan otomobilin karakteristiğinden, yapısal özelliklerinden kaynaklanan sürücüyü rahat hissettirmesi, doğru kararları vermesini sağlaması açısından son derece önemli temel güvenlik. Şöyle söyleyeyim, bence bu otomobilde dikkatimi çeken bir temel güvenlik ögesi daha var. O da motorun vibrasyonsuzluğu. Boxer motorun temel güvenliği olan katkısından bahsettik. Boyunun kompakt olmasından dolayı simetrik dört çeker sisteminin uygulanabilirliğini çok kısa konuştuk. Ancak boxer motorun çok önemli bir özelliği daha var. O da vibrasyonsuz olması. Şunu şöyle ifade edeyim. Sıralı bir motorda silindirler aynı düzlemde çalıştığı için bir vibrasyon söz konusu. Bu vibrasyonu gidermek için de ek elemanlar, ek parçalar gerekiyor. Ağırlıkla ters çalışan denge milleri gibi. Bu hem ağırlık getiriyor hem de motorun daha sofistike olmasına neden oluyor. Halbuki boxer motorda pistonlar karşılıklı çalıştığı için birbirini dengeliyor ve vibrasyon açısından mükemmel sonuç elde ediyorsunuz. Dolayısıyla otomobilin rahat akması, vibrasyonsuz olması bence temel güvenlik açısından fevkalade önemli.